Sezon sona erdi. Şimdi sezonu resmi olarak tamamlayacağız. Ardından ikinci sezona başlayacağız. Hedeflerimizden en azından bir tanesini gerçekleştirebilmişiz. Bu da güzel. Altyapıdan 4 oyuncu çıkar demiş. 3 oyuncu çıkarabilmişiz. Ufak tefek bir şeyler. Çok önemli değil. Evet, gelişen oyuncularımız var. Onlara bakacağız şimdi. Evet, Furkan da iyileşmiş bu arada. Evet, bizim için sezon bitmiştir. Sezonu tamamlıyoruz ya. Hemen ikinci sezona geçiyoruz. Hazırlık turnuvasını es geçiyoruz. Geçelim mi ya? Bir dakika, oynasak daha mı iyi aslında? Oynasak daha iyi ama en yüksek ödül burada, o yüzden bunu seçelim. Bu arada yeni sezonun formalarını falan hemen buradan ayarlayalım. Ve işte yeni sezonda giyeceğimiz formaları seçtik arkadaşlar. Bu iç saha formamız olacak. Bu dış saha formamız oluyor. Bence gayet güzel. Üçüncü formayı da yeşil yerine kırmızı beyaz yaptım. Hani Türkiye'yi andırsın diye. Bence en güzel forma bu oldu. Bol bol bu formayla oynarız gibi geliyor. Kaleci formasına geldiğimizde kalecimiz Asaf Trabzonlu. Yani Trabzonsporlu. O yüzden bordo mavi bir forma baktım ama maalesef yok. Kendimiz de forma rengiyle falan oynayamadığımız için mecburen yani bunu uygun gördüm. O yüzden bu formayı seçtim. Asaf, umarım beğenirsin. Logoyu değiştirmeyeceğim. Stad olarak da biraz kapasitesi yüksek olan bir stadyum seçeceğiz. Mesela bu stad olabilir arkadaşlar. Şu stadlar böyle olimpiyat stadı gibi ya. Gibi değil hatta, olimpiyat stadı. O yüzden benim hoşuma gitmiyor. O yüzden bunu seçelim. Bu güzel bence. Tribünler falan aynı olacak. Hiçbir şey değiştirmiyoruz. Devam diyoruz ve yeni sezona başlıyoruz. Oo arkadaşlar, müthiş. 34 milyon euro transfer bütçemiz var. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Fakat benim ilk işim kadroya bakmak olsun. Kadroda şu an ne durumdayız? Kadroya baktığımızda Alperen Taşkın 73'te ama Alperen Taşkın zaten yerinde değil. Şöyle yaptığımız zaman artı 1 oluyor. 73-74'te yani. Semih Can Hakbilir 74, Arda Bilgin 76, Ömer Erdem 78+3, çok güzel. Asaf Sarıcaoğlu da 78+1. Furkan sakatlanmıştı biliyorsunuz ama umarım şimdi düzelmiştir. O düzelmesine en son okuduğumda 8 gün var diyordu. Yeni sezona başladık, haftaya düzelir yani. Onun da reytingi gayet güzel. Aslında şöyle bir baktığımız zaman bize belki bir sol bek lazım. Ve belki, o da belki yani orta saha alabiliriz. Hazır bütçemizde varken. Onun dışında kadro gayet güzel. Sadece işte bu sezon gerçekten ilk 5'e girmek istiyoruz. Girmemiz lazım ya. Başka çaresi yok. Forma güzel abi. Forma gerçekten güzel. Sergio Ramos'un üzerinde çok güzel duruyor. Sadece geçen sezon olduğu gibi şortta forma numarası belli değil ama ona da artık göz yumarız. Haber geldi arkadaşlar. Juan Cuadrado takımımıza katılıyor. İnşallah onunla da güzel bir yolculuğa çıkarız. Bu arada Semih Can Hakbilir için teklif var. 4.3 milyonluk bir teklif. Tabii ki de kabul etmiyoruz. Böbreğini satsan yine alamazsın. Asaf Sarıcaoğlu için ya abi neden, bak adam akıllı bir teklif yapsanız anlayacağım. Tamam mı? Adamın 12 milyon piyasa değeri var. En az kabul edilebilir teklif 9.6 milyon en fazla, hani o da minimum yani. Asaf'ın piyasa değeri 12 milyon euro olduğu için sanırım 12 milyon harcayacak paraları yok. O yüzden sürekli böyle takas teklifiyle geliyorlar. Hani zaten ben bu oyuncuyu vermeyeceğim de takasla bari gelmeyin ya. Kay Bakır için teklif var. Abi gidiyorsan git ya. Ben senden çok bir umudum yok yani. Git. Transfer bütçemiz 40 milyona çıktı. Kay Bakır 1.2 milyona gidiyor. Gitsin ya. Arkadaşlar çok ilginç bir şekilde Locatelli yöneticileriyle anlaştık. Eğer ki bu transferi gerçekleştirebilirsek gerçekten güzel bir transfer olacak. 84, 25 yaşında, takımımız için gerçekten harika bir transfer olabilir. Hadi bakalım Locatelli'yi almaya çalışalım. Yani imkansız bir teklif yolluyoruz bakalım. Arkadaşlar çok para istiyorlar, yapacak bir şey yok. Sezon başında transfer yapamazsak en kötü devre arasında yapacağız arkadaşlar. Inter Milan Furkan için 23.4 milyonluk bir teklifle geliyor. Oo, çok güzel bir teklif ama tabii ki de kabul etmiyoruz. Furkan için çok güzel bir teklif ama işte kabul etmiyoruz abi. Ve sezonun ilk maçına geliyoruz. Kadromuza biraz ayar çektik. Yeni transferimizi ilk 11'e koyduk, Cuadrado'yu. Ve Furkan ilk 11'de değil de sakatlığından dolayı onu da ilk 11'e aldık. Yani kadro aslında güzel, sadece bu orta saha kısmında biraz bir sıkıntı var. Orta sahaya mutlaka transfer yapmamız lazım. Veya Chavez oynatsak aslında ama Chavez'in değerleri de işte o kadar iyi değil. Bizi Alexis Vega idare ediyor şu anda. Rodriguez yerine oynatsak, hani Chavez'le Rodriguez'i kıyasladığımızda Rodriguez daha üstün, o yüzden Rodriguez oynatmak şimdilik daha mantıklı. Bu kadroyla da karşılaşmaya başlayacağız. İnşallah sezona güzel başlarız, güzel devam ederiz. Dünya klası seviyesinde sezona başlıyoruz. Ve yeni sezonun ilk düdüğü geldi. Karşılaşma başlıyor. Şimdi Rodriguez topu kaptı. Atağa çıkıyoruz. Rodriguez kaleye baktı. Rodriguez şutunu çekti. Kaleci Vicario. Ile formumuz yine aynı. Geçen sezon yaşadığımız problemlerden biri. Arda Bilgin ilerliyor. Haydi Arda. Arda pasını oynadı şimdi. Şutunu çek. Top ağlara gidiyor mu? Hayır. Vicario. Top bizde şimdi tekrar. Semih Can Hakbilir pasını oynayacak Arda Bilgin'e. Arda Bilgin. Arda vurdu, kaleci. Allah kahretsin ya. İşte deminki pozisyon arkadaşlar. Yani göstermesine gerek yoktu zaten ama yine de göstermesi güzel tabi. Bu arada ben basmadım. Kendisi ilerledi. Şimdi kaldığımız yerden devam edebilir miyiz? Arda Bilgin güzel bir orta. Vur kafayı, kaleci. Evet ama kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sergio Ramos kafayı vurdu, kaleci. Pasını oyna, hız. Allah kahretsin. İnanılmaz bir pas hatası ve kaleci Asaf son anda kornere çeldi. Yine benim o saçma hatalarımdan biri arkadaşlar. En büyük rakip benim, bizim takımımızın. Şimdi Furkan, kaleci Vicario. Arda Bilgin. Furkan mı? Semih? Furkanmış. Şimdi Furkan. Allah kahretsin, çok kötü vurdum. Ya abi amatör gibi oynuyorum bazen ya. Vallahi billahi. Şimdi Alexis Vega ortayı yapıyor. Arda Bilgin kafası, kaleci. Bir korner daha. Tekrar Alexis Vega. Tekrar Arda Bilgin mi? Hayır. Alperen Taşkın bu sefer. Pasını oynadı Ömer Erdem. Haydi Ömer. Alperen Taşkın. Olmadı. Çok kötü yakalandık. Kaleci Asaf son anda. Alperen Taşkın. Alperen ortak. Vur kafayı. Maalesef yetişemedik. Şimdi Rodriguez. Rodriguez geriye çekti. Pasını oynadı. Cuadrado. Arda Bilgin. Arda Bilgin geriye çekti. Çok güzel. Rodriguez'den şimdi orta. Bir kafa gelsin, gelmedi. Top bizde mi? Hayır. Sakın. Asaf çok güzel çıkardı. Yetiş o topa. Yetişemedik. Destro vurdu. Haksız bir gol. Allah kahretsin diyorum, başka bir şey demiyorum ya. Alperen Taşkın ileri oynadı Furkan'a. Furkan aldı. Furkan ilerliyor. Şimdi Furkan savana çekti. Furkan pasını oynadı. Çok güzel. Haydi Arda. İşte bu. 1-1. Dakika 83. 1-1'i buluyoruz. Sezonun ilk golü Arda Bilgin'den geliyor. Yeni sezon, yeni umut. Ve yeni sezonun ilk golü Arda Bilgin. Şut! Asaf dokundu mu bilmiyorum ama dokunduysa çok güzel çıkardı. Evet dokunmuş, helal olsun ya gerçekten. Vakit öldürüyorlar ya. Olacak iş değil ya. Son saniyede yedik ya. Vallahi billahi olacak şey değil ya. Gerçekten diyorum, mağlubiyeti hak etmedik. Gerçekten hak etmedik. Hak etmedik abi ya. Gerçekten hak etmedik ya. Yani özellikle ilk yarıda çok iyi oynamıştık. Sadece birebir kaldığımız pozisyonlarda şanssız bir şekilde bocaladık bütün pozisyonları. O yüzden neyse, bir şey de söylemek istemiyorum. Adam 34 yaşında hala teklif alıyor ya. Olacak iş değil. Git. Güle güle. Julian Brandt için teklif yapılmış Liverpool tarafından. Hemen biz de bir teklif yollayalım. Çünkü bu oyuncu iyi. Bizim buna ihtiyacımız olabilir. Şu anki bütçemiz 42 milyon. 44 milyonluk teklif yapmışlar. Biz bilmiyorum, bir şeyler teklif edeceğiz artık. Julian Brandt neredesin? Burada. Julian Brandt için şartları zorlayacağız arkadaşlar. Yani marka değeri 44 milyon. Söylerken dilim tutuldu. Bizim bütçemiz 42 milyon. Biz 42 diyelim. Hatta maaşını ödeyecek paramız yok. Sonraki satıştan pay da ekleyelim ya. Hani böyle cazip olsun diye biraz. %3 diyelim. Çok önemli değil bizim için. Oha, kabul ettiler. Şimdi Julian Brandt'la anlaşma vakti. Anlaşırsak oldu bu iş arkadaşlar. Evet işte beklediğimiz haber. Maddi gücümüz yok. Lecce karşılaşması başlıyor. Umarım ilk maçta yaşadığımız tatsızlığı burada da yaşamayız. Ya abi hakimin forması yine sarı ya. Çıldıracağım ya. Asaf çıkardı güzel. Hakimin forması neden sarı abi ya? Bu arada Furkan ilk 11'de değil. Vur ona. Vur işte bu. 1-0. Furkan sakat diye ilk 11'den çıkardıydık. Arkadaş tekrar monte etmemiz lazım ya. Alexis Vega hızlı çıkalım. Şimdi Semih tekrar Ekrem Afif. Çok güzel vurdu. Korner. Şimdi Alexis Vega orta. Kafa gelsin, gelmedi. Bırak topu, bırak. Bir korner daha. Alexis Vega tekrar aynı orta. Vur ona. Of, çok kötü vurdum. Sergio Ramos çok kötü. Yani normal şut çekmek istedim. Elim şeye gitti, aşırtmaya gitti. Biz gibi pozisyonu harcadık. Şimdi Lecce geliyor. Rakip geliyor. Orta, şut, kaleci Asaf, korner. Hızlı. Hadi. Güzel. Haydi Arda. Arda yaz onu. Arda yazıyor. 2-0. Topa vurmadan anladım gol olacağım ya. 2-0. İşte Arda, şut ve top ağlarda gol. Evet. Alexis Vega şimdi. Alexis Vega pasını oynadı. Güzel. Ekrem Afif. Arda Bilgin'in önüne bırakıyoruz. Çok güzel bir pas. Haydi Arda. Bu sezonun yıldızı, parlayan yıldızı olabilirsin Arda. Top dışarıda. Korner. Şimdi Arda Bilgin. Arda'dan çalım. Arda vur ona. Arda çok güzel geçti bu arada. Vallahi billahi çok güzel geçti. Vinta aldı topu. Vinta neden oynamıyorsun? Vinta. Alo. Oynamadı arkadaşlar ya. Vallahi şimdi gol yersek acayip severim ya. Tövbe tövbe. Sakın. Bak sakın. Ya abi. Ya vallahi yoruldum ya. Bu oyun yemin ederim acayip yoruyor beni ya. Kendi kendine oynamadı orada ya. Kendi kendine kontrol gitti. Hani kablo falan her şey takılı, hiçbir sıkıntı yok. Kendi kendine kontrol gitti, oynamadı. Ondan sonra boş boşuna korner verdik. Kornerden de gol yedik. Az sonra da beraberlik golünü yeriz. Şaşırmam yani. Güzel pozisyon. Haydi gol olsun. İşte bu. Semih Can Hakbilir 3-1 yapıyor durumu. Şimdi Yıldız pasını oynadı. Semih sağ ayak. Semih direkt de patladı. Pas şimdi Chavez. Alvarado geçemedi. Semih yine direklere takılıyor. Aldık şimdi Florenzi. Yıldız'ın önüne Yıldız aldı. Haydi Yıldız. Yıldız vuruyor. Kariyerinin ilk golüne çok yaklaşmıştı. Ve sezonun ilk galibiyetini alıyoruz arkadaşlar. Giovanni Lo Celso için şimdi teklif yapacağız arkadaşlar. Umarım takımımıza katabiliriz. 35 milyonluk bir değeri var. 35 milyon teklif edelim. Bakalım ne diyecekler. Evet, 35,5'a anlaştık. Lo Celso ile de anlaşabilirsek bu iş tamamdır. 4 yıllık bir anlaşma istiyor. Kabul. Tamam ulan, kabul. Serbest kalma maddesi istediler. Öyle kabul edebilirim. Evet. Giovanni Lo Celso, takımımıza hoş geldin. Yeni transferimiz. Umarım takıma çok büyük fayda sağlar. Bakalım ne alacağız? 35,5 milyon euro verdik ya. Az değil. 82 değeri var. Korktum lan. D alıyoruz. Yani okey, tamam, okey, kabul edilebilir. Hemen takımımıza dahil edelim. Bu arada diğer formalarla da oynayalım arkadaşlar. Yani bu forma güzel ama biz şu kırmızı beyazla bir oynayalım bir de. Hazır mıyız? Galiba hazırız. Yeni transferlerimiz de daha doğrusu inşallah galibiyete uzanmasını biliriz. Karşılaşmaya başlıyoruz. Alamadık. Çok güzel. Haydi Furkan pasını oyna. Semih dışarıda. Nasıl oldu? Normal şut çektim ben. 2 kere basmış olabilirim. İçine ettik pozisyonu. Neyse. Güzel pas. Geçit vermeyelim. Ve top ağlarda mı? Hayır. Artık o kadar alıştım ki. Şimdi Arda. Arda ortayı yapıyor. Uzak direk. Şut gelsin. O nasıl bir şut? O nasıl bir müdahale? Anlamadım. Top önümüzde kaldı. Lo Celso ilk karşılaşmasında gole çok yaklaştı bir anda. Aldık şimdi topu. Semih. Furkan. Furkan korner. Şimdi Alperen Taşkın ortayı yapıyor. Kafa gelir mi? Gelmedi. Sakin. Rodriguez. Pasını oynadı. Sergio Ramos. Sergio Ramos. Bir korner daha mı? Evet. Furkan yerine Alexis Vega'yı alıyoruz. Furkan'ın hafif bir sakatlığı var. Kendisini riske atamayız arkadaşlar. Bize sezon boyunca lazım. Pasını oyna. Rodriguez. Rodriguez. Kaleci Müller. Korner. Arda Bilgin ortayı yapıyor. Kafa gelsin. Vurun ana. Sergio Ramos bir korner daha. Çok kötü yakalandık ve top ağlarda. İlk kez geldiler ve golü buldular. Her seferinde aynı hikaye. Şimdi orta. Of, çok güzel. Ve ilk yarı sona eriyor. Stuttgart. Şimdi power shot ve top ağlarda. Engel olamadık. Sakin sakin ilerliyoruz. Şimdi Rodriguez. Rodriguez vurdu, top dışarıda, korner. Arda Bilgin. Sert bir orta. Bir kafa geliyor. Top dışarıda. Ömer Erdem çok güzel vurdu. Kums güzel pas. Of, Asaf güzel çıkardı. Arda sakin. Arda pasını oynadı şimdi. Lo Celso. Top dışarıda. Müller topu kornere çeldi. Pasını oynadı. Güzel. Alexis Vega. Alexis Vega ceza sahasına girdi. Biraz açısını kaybetti ama şut yine de güzeldi. Korner. Şimdi Lo Celso sol ayağına çekti. Vurana. Vur işte bu. 2-1. Topu al, hemen santraya gidelim. Gidemedim maalesef. Kariyerindeki daha doğrusu ilk golünü atıyor Lo Celso. Şimdi yakaladık topu. Alexis Vega. Alexis Vega pasını oynadı. Lo Celso. Lo Celso pasını oyna. Güzel. Haydi Alexis Vega. Haydi Alexis Vega. 2-2. Müthiş bir geri dönüş. 5 dakikada geri döndük. 2-2. Orada şişman bir arkadaş vardı. Bir an kendimi gördüm. Haydi golü bulalım. Galibiyeti alalım. Jesus Gallardo. Şimdi Alexis Vega geçemedi. Alperen. Jesus Gallardo. Lo Celso. Sağına çekti. Lo Celso. Kaleci kornere çeldi. Son bir şans olabilir. Güzel değerlendirmemiz lazım. Paslaşarak kullanıyoruz. Cuadrado ortayı yapıyor. Vur kafayı. Alvarado. Alvarado. Haydi bir korner daha olsun ve karşılaşma sona eriyor arkadaşlar. En azından yenilmedik, öyle düşünelim. Bu arada topla oynamada yani çok bariz bir üstünlüğümüz var. %66 nedir ya? Çok iyi oynamışız ama gel gelelim galibiyeti alamadık maalesef. Semih Can Hakbilir'e transfer teklifi var Hoffenheim'dan. Tabii ki de kabul etmiyoruz. Bu arada hazırlık turnuvası bitiyor arkadaşlar. Yeni sezon başlıyor resmi olarak. Yeni sezona başlarken kadromuzu görüyorsunuz. Kadro aslında gayet güzel. Sadece şu yıldızı alacağım. Ben bu yıldızdan hiç memnun kalamadım. Maalesef yani memnun kalamadım. Nilsson gelsin. Bu arada bizim çok acil yedek bir kaleciye ihtiyacımız var. Olur da Asaf sakatlanırsa, bir şey olursa falan diye. Geriye kalan diğer bütün oyuncuları piyasaya salabiliriz. Yani oynatacağımı düşünmüyorum arkadaşlar. Zaten biz kendi yanımızda zor kavruluyoruz. Bir de onlarla uğraşamayız açıkçası.